takipçileri. Bugün günlerden 2 Aralık 2022 Cuma. Yılbaşına az bir zaman kaldı. Dün 1 Aralık itibariyle Dalaman Belediyesi olağan meclis toplantısı vardı. Sayın Başkan Ankara'daki temasların uzaması sebebiyle toplantıya başkanlık edemedi. Onun yerine vekili olan Hüseyin Büyükok'tan vekalet etti. Dün ben bunun gece videosunu hazırladım. Ayrıntılı da yazılarını hazırlayacağım. Bu haber bülteniyle birlikte inşallah bugün bunu yayınlayacağız. Biliyorsunuz birkaç haftadır Dalaman TV haber bülteni yayınlanmıyor. Yayınlanmaması biraz eşimin sağlık sorunları sebebiyle sıkıntılar oldu. Ve de kendi özel işlerimiz dolayısıyla sıkıntı oldu. Ama inşallah bundan sonra yani bu üşengeçlikten vazgeçip, bu boş vermişlikten vazgeçip inşallah bunu bir disipline sokarız. Tabii bu arada yani anlatacak ve bahsedecek konuların da çok fazla yoğun olmaması bu dönem itibariyle. Onun da tabii olumsuz etkisi oldu yani. İnşallah bu disipline tekrar devam ederiz. Tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Niye devam ederiz? Çünkü Dalaman'dan hariç dışarıdan da özellikle buradan konut almış, yurt dışından ya da yurdun değişik illerinden yer almış bir sürü insanlar var. Burada neler oluyor bitiyor, Dalaman'da neler oluyor bitiyor merak ediyorlar. Sayemizde kısmi de olsa bilgilendirme yapabiliyoruz. Onların beklentilerini karşılamak adına da umarım devam eder. Haber sayısı oldukça güzel gidiyor her şeye rağmen. Tabi haber içeriği olan videolu görüntüleri ve haberleri zaten yayınlıyoruz ama bu tür bir kanalda yani bir tematik bir kanalda bir haber bülteninin, bir haberin bir anlatılması, yorumlanması olmaması çok büyük eksiklik. Aslında çok büyük eksikliği tamamladık ama devamı işte biraz böyle ara ara aksamalar oluyor. İnşallah bundan sonra olmaz. Efendim biliyorsunuz ekmek fiyatı 200 gram ekmeğin fiyatı 5 lira. İşte simitin, susamlı simit 100 gram 7,5 lira oldu. Bu, yani geçen haftanın en önemli bence olayı buydu. Çünkü biliyorsunuz devletin belirlemesi ya da odaların ya da ticaret odalarının ya da esnaf odalarının belirlemesine izin verilen iki tane ürün var. Unlu mamullerde ekmek ve simit. Ben bununla ilgili dün haberi yaptım. Gece geç saatlerde koydum. Tabii ekmek çok önemli. Yani çünkü ekmek atasözlerimize, deyimlerimize geçmiş bir terim. Eve ekmek götürmek, ekmeğin peşinde koşmak gibi. Ekmek çok simgesel bir olay. Yani Türkiye'deki ekonomik krizinde belki de fiyat anlamında ekmekteki fiyat dalgalanmaları ve yükselmeleri krizi en yakın hisseden insanların yani en alt gruptan en üst gruba kadar tamamının kullandığı bir tüketim maddesi, ana tüketim maddesi olması hasebiyle ekmek fiyatı siyasi olarak da çok belirleyici bir şey. Bunu dikkate alarak biz her seferinde bu ekmek haberini yapıyoruz. Bu haberin ayrıntıları var, ekmek zammı ile ilgili ayrıntılar var. Allah herkese kolaylık versin. Yani 5 liralık ekmek 200 gram. Tabii ciddi bütçede önemli bir, yani 3-4 çocuğunuz falan varsa bütçede önemli bir yer tutuyor. Dünkü belediye meclis toplantısıyla ilgili olarak dediğim gibi ben videoyu paylaşacağım ama orada bazı ayrıntılar var. Özellikle otel, eski park otelinin olduğu yerde, TİGEM içindeki o 11,5-12 dönümlük arazi içerisinde bir önceki mecliste de gündeme gelmişti bu. Bu proje işte yapılacak ama proje şu anda yani komisyon kararıyla 1/1000'in onaylanması yani 1/1000 Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanmasını takip eden zaman içerisinde tekrar gündeme gelecek. Ve aldığım duyumlara göre de yani bu konuda çok itirazlar var. 285-300'e yakın itiraz var. İtirazların tamamen ortadan kaldırılması lazım. Yerel belediye tarafından ortadan kaldırılması lazım. Sayın Başkan bu konuda özellikle Osman Gül'ün olan ilişkilerinden, ikili ilişkilerinden ve aldığı pozitif yaklaşımlardan dolayı bir umut içerisinde ama tabii işin içine siyaset de girecek. 1/1000 onaylanmadan ne alışveriş merkezi, ne otel, ne işte çocuk parkı, ne bir alan, ne bir işte bir şey yapamıyorsunuz. Yani bunu bu lekeleri koymadığınız zaman yapamıyorsunuz. Biraz sonra inşaatlarla ilgili bir konudan bahsederken gene 1/1000'e döneceğiz. Meclis toplantısının en önemli şeylerden bir tanesi de Dalaman Belediyesi'nin bütçesiydi. Biliyorsunuz 200 milyonluk bir bütçe yapıldı. Ama son dönemde özellikle son bir ay içerisindeki ödemelerin sıkışması, bazı ödemelerin yapılması zarureti dolayısıyla bir aylığına da olsa bir ek bütçe yapıldı. 30-32 milyon lira civarında bir bütçe yapıldı. Bu bütçede hemen komisyon anında toplandı orada onayladı. Bu bütçede onaylandı. Geçen hafta ben eğer yayın yapsaydım, ya işte kısa notlar alıyorum böyle, ya şunlardan bahsedeyim falan diyordum. Biliyorsunuz İlçe Milli Eğitim Müdürü değişti Dalaman'da. Mahkeme kararıyla Sayın Oktay Kaplan tekrar göreve geldi. Bu aslında Oktay Bey'in şahsında değil ama Taner Bey'in şahsında şunu da belirtmek istiyorum. Taner Bey özellikle
Dalaman Milli Eğitim'de önemli çalışmalara imza atmıştı. Dalaman Gürköy yolu üzerinde bir fen lisesi yapılması ile ilgili çok ciddi projeleri ve çalışmaları vardı. Ama işte yani bu işlerde aslında devamlılık olması lazım. Yani siyasetin fazla bulaşmaması lazım. Süreklilik, hizmette devamlılık olması lazım. Umarım Oktay Bey de bu projeyi bir şekilde devam ettirir. Bunun siyasi desteği de bulunarak eğitim turizmi açısından da maddi ve manevi açıdan da özellikle Dalaman'da kaliteli bir fen lisesinin yer alması Dalaman'ı olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle Gürköy ve o civarları da bir destinasyon olarak bence etkileyecektir. Yani inşallah Oktay Bey de bu çalışmaya devam eder. Milli Eğitim Müdürlüğü tayini babından ben de özellikle seçim yaklaşınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle bürokratlar üzerindeki seçeneklerini çeşitlendirmesi ve kendi janrına uygun ya kendi şeyine uygun bürokratları yerleştirilmesi ve bu gayet tabii normal yani bu eleştirilecek bir şey de değil. Bunu kim olsa yapıyor bir şekilde. Keşke olmasa diyoruz ama Emniyet Müdürü'nün de geçen hafta ben değişeceğini söyleyecektim aslında. Eğer programı yapsaydım notlarım arasında vardı. Yani Emniyet Müdürü de gidecek işte. Emniyet Müdürü de gidici anlamında söyleyecektim ben yani böyle. Halihazır görevde olan bir bürokrat için gidecek demek de biraz tuhaf olacaktı ama aldığım bilgiye göre dün itibariyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürü de Dalaman'dan gitti. Yerine işte Havalimanı Emniyet Müdürü'nün gelme ihtimali var, öyle konuşuluyor. Tabii kesinleştirmeden bunu haber yapmıyoruz. Ben geçen haftalarda yayın yapmadığım süre zarfında da biliyorsunuz İYİ Parti Kongresi yapıldı. İYİ Parti Kongresi yapıldı. Ondan sonra daha yeni Sayın Ergün Vardan'ın ilçe başkanı olduğu Tek Partisi, Türk Teknolojik Ekonomik Kalkınma Partisi'nin de biliyorsunuz Pasaport Pizza'da bir kongresi yapıldı. Onları görüntü olarak yayınladık. Yani iki tane kongre geçti. Ayın 12'sinde Deva Partisi'nin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir kongresi var. Umarım onu da sizlerle paylaşırız. Bu süreç içerisinde dediğim gibi bu kongreler önemliydi ama özellikle İYİ Parti'nin kongresinde Sayın Bahadır Bakırcı eski başkan Sedat Yılmaz'a karşı ciddi bir oy farkıyla seçimi aldı. Ben aslında İYİ Parti'deki bu olayları değerlendirmek istiyordum ama prensip olarak da partilerin iç işleriyle ilgili olarak kendi iç bünyelerindeki olaylarla ilgili olarak çok fazla konuşmak istemediğim için bu konuyu çok değinmedim ama süreci takip edeceğiz. İYİ Parti'de tabii özellikle ilçe başkanıyla mevcut milletvekili arasında işte ilçe başkanıyla mevcut il başkanı arasında bazı sorunlar var. Umarım yani onlar açısından düşünürsek, İYİ Parti açısından düşünürsek bu ayrışma partide küçülmeye yol açmaz. Belki dinamizm getirir inşallah. Yani böyle bir dinamizm olur. Bir alternatif bir muhalefet partisi olarak da yerel siyasette de genel siyasette de Dalaman'da çalışmalarını sürdürür. Tabii Sayın Bahadır Bakırcı'nın en büyük eleştirisi yani yeterince işte çalışmaması teşkilat olarak böyle bir eleştiri vardı. Ama sonra ben baktım ki Sayın Bahadır Bakırcı da yani özellikle bu yönetim kurulu toplantısını yaptı, görev dağılımını yaptı, partileri ziyaret ediyor, dolaşıyor. Ondan sonra biraz daha aktif görüyorum. Hayırlısı olsun genç bir siyasetçi kendisi. Bunlardan hep tecrübelerden ders alacak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum yani bunu söylemeden geçmeyeceğim yoksa çok sıradan bir konuşma, çok sıradan bir yorum olur. Bir siyasetçinin en zayıf zamanı, zaferi kazandığının hemen ertesindeki zamandır. Çok büyük talepler gelir, çok şeyler isterler. Önünüze çok fatura koyarlar. Ondan sonra seçim almak için de ciddi faturalar ödemek zorunda kalırsınız. Umarım İYİ Parti'de bu sıkıntılar yaşanmaz. Bahadır Bey bu süreci iyi bir şekilde devam ettirir. Daha fazla halkla iç içe olur. Esnafla gezileriyle, işte yönetim kurulu gezileriyle daha fazla iç içe olur. Bir alternatif olur. Biliyorsunuz Seyfettin İnce Caddesi'ndeki çalışmalar devam ediyor yoğun bir şekilde. Çok speküle ediliyor. Ya bunu 50 defa anlattık hala insanlar aynı şeyleri söylüyor. Şimdi bu adam oraya 8 lirayken mazot almış, şimdi mazot olmuş 25 lira. Yani ben her zaman diyorum yani müteahhitin kaçmadığına, hala işe devam ettiğine şükredelim. Son günlerde yağan yağmur dolayısıyla artık oradan geçişler meçişler oldukça sıkıntılı. Yalnız özellikle müteahhitin yeni kazdığı alanların etrafında güvenlik şeridi oluşturma, uyarılar yapma konusunda çok büyük eksikleri var. Maddi birçok hasarlı kaza meydana geldi. Allah'tan ölümlü yaralanmalı bir kaza yok. Bu tür kazalar bundan sonra da olabilir. Ben müteahhiti bu tedbirleri, çevre güvenliği tedbirlerini, iş güvenliği tedbirlerini almaya davet ediyorum. Bunu da buradan belirteyim. Alemdar Caddesi, yani Seyfettin İnce demiş ki Alemdar Caddesi'nde de böyle bir çalışma yapılması gerekiyor ama Alemdar Caddesi bambaşka bir olay yani. Orası hakikaten, orayı sonra başka bir programda değerlendiririz.
Bu önümüzdeki süreçte yeni yerel seçime kadar Alemdar Caddesi'nde herhangi bir çalışma yapılması, Büyükşehir Caddesi, biliyorsunuz orası Büyükşehir'e, Büyükşehir tarafından oraya bir herhangi bir altyapı çalışması ya da sıcak asfalt çalışması yapılması ihtimali yok. Buradan net olarak söylüyorum, böyle bir ihtimal yok. Yani 2024'ten sonra siyasi duruma göre orada Büyükşehir, artık Büyükşehir kim alırsa böyle bir çalışma yapılabilir. Dalaman'da özellikle hem kaçak yolla giren hem bir şekilde devletin kontrolü altında olan siyahi Afrikalılardan tutun da işte Afganistanlı, İranlı, Ukraynalılar ağırlıklı olarak çok fazla bir yabancı akımı var. Yani çok 72,5 millete benzedik. Yani acayip bir şeye döndü Dalaman. Çok büyük bir cazibe merkezi oldu. Özellikle ben geçen bankaya gittim. Bütün bankalarda, bütün Ruslar Dalaman'dan ev kiralamışlar. Hesap açıyorlar. Banka hesapları açıyorlar. Yani hesabı insan 3 gün 5 gün için açtırmaz. Bu da tabii Dalaman'a şöyle bir etkisi oldu. Yani biz ağırlıklı olarak yazın işte haftalık, günlük, aylık kiralamalar biliyorsunuz ağırlıklı olarak yazında. Kışın biraz reytingler düşüyordu, gelirler azalıyordu. Fakat şimdi bu kışın da bu kiralamalar ortaya çıkınca, ya kış diyoruz ama yani mesela bir Ukraynalı, bir Sovyet için, ya şey bir Rus için, bir Ukraynalı için yani şu anki havalar bile çok sıcak yani. Bunlar için bahar havası, neredeyse yaz havası. Onun için bu ekonomik açıdan da Dalaman'da önemli bir etki yaratıyor. Ekonomik ama sosyal sonuçları da var, olumsuz sonuçları da var. İnşaatlarda inanılmaz bir artış ve durmak bilmeyen bir konut yapımı söz konusu. Ama tabii bunları daha sonra ele alırız ama dediğim gibi az önce bahsetmiştim. Bu belediye gelirlerine de olumlu yansıyor, bütçeyi çok arttırıyor. Ondan sonra dışarıdan çok yatırımcı geliyor, dışarıdan çok insan geliyor. Bu insanlar bu evleri aldıklarında kiralamaları mümkün, kiraya verebiliyorlar. Ha biraz alışverişlerde, alım satımda biraz sıkıntı var. Aşırı bir emlakçı, emlak ofisi var. Çok fazla emlak, çok fazla yoğunluk var. Yani bu pasta bu kadar emlakçıyı kaldırmayabilir. Bunlar aralarından elenir, seçilir. Ondan sonra tabii bu inşaat artışı sebebiyle yani insanlar çalışıyorlar, ekmek yiyorlar. Herkes bir faaliyet içerisinde işte narenciye hasadı, arkasından zeytin hasadı filan derken Dalaman'da ciddi bir hareketlilik var. Tabii bu inşaatların artması diyeceğiz ki ne zamana kadar sürecek bu fiyat artışları, ev alınması. Bankalar 200 milyon, 300 milyon üstünde kredi vermiyor. Yani 1,5 milyondan aşağı doğru dürüst ev yok. Nasıl alınacak bu evler? Şimdi aslında bu patlama yaklaşık 2 yıl önceden beri yani biliyorsunuz 2-3 katına çıktı ev fiyatları. Bu patlamanın bir örneğini daha ben bekliyorum. O örnek de az önce bahsettiğim işte onu bağlantıyı kurayım. 1/1000'in onaylanmasıyla birlikte ikinci patlama, üçüncü patlama yaşanacak. İnşaatlardaki fiyatlar konusunda İstanbul, Muğla yani en çok Antalya işte bu 3 il inşaatlar ve cazibe merkezi açısından önemli bir hale gelecek. Bugün aslında bahsedeceğimiz konular ana hatlarıyla böyle. Bir konuya özellikle değinmek istiyorum. Dalaman'da Atatürk Caddesi üzerinde akşam en hareketli saatlerde çöp kamyonu geliyor. Dalaman Belediyesi'ne ait çöp kamyonu geliyor. Bir de özel şirkete ait olan kağıt ve naylon atıkları toplayan firmanın arabası geliyor. O firmanın arabası biraz saatsel anlamda düzensiz bir şekilde özel sektörün aracı. Yani onun ne zaman geleceği belli olmuyor ama bizim çöp kamyonunun yani yerel belediye ait çöp kamyonunun rotu saat akşam 5'lere 6'lara falan geliyor. Trafiğin işte okulların dağıldığı, okul servisinin en ağırlıklı olduğu saatlere denk geliyor. Umarım Dalaman Belediyesi ve Dalaman Belediyesi temizlik işleri bunu bir dikkate alır. Bu ringini yani bu araçların dönüş ringlerini özellikle trafiğin bu en sıkıntılı olduğu saatlerde yapmamaya başka saatlere, gece saatine, sabahın erken saatine falan getirip o çöplerin toplanması açısından. Bu konuda bir çalışma yapılır inşallah. Bu konuda çok büyük talep var, inanılmaz sıkıntı var. Geçen gün orada bir kamyon yanaştı diye TİGEM'in önüne kadar uzun bir araç kuyruğu oluşmuştu. Zaten orası biliyorsunuz tek şerit. Bunun dışında özellikle dünkü yoğun yağış sebebiyle birçok yere sular doldu, şey oldu. Dalaman Belediyesi bir sürü kepçe aldı, şey yaptı biliyorsunuz. Bunlara acil gidip yardım etmesi lazım, oraları halletmesi lazım. Tabii inşaatlar olunca inşaatlar tabii eski inşaatların olduğu yerde toprak vardı, suyu çekiyordu. Şimdi o toprakları kapatıp da beton döktüğünüzde bu su bir şekilde yani metrekareye düşen bilmem kaç kilogramın da suyun da gideceği yer konusunda özellikle altyapı eksikliklerinden dolayı sıkıntılar var. Yani seller meller biz bunları rastlayabiliriz. Bu konuda belediyenin daha bir tetikte olması lazım. Özellikle bu yağmurlu günlerde ben özellikle Dalaman Belediyesi'nde bir kriz ekibinin oluşturulması, bu kriz ekibine bağlı bir böyle bir araçların oluşturulup hazır beklemesini ve işte vatandaşın
başvuruların anında değerlendirilmesini talep ediyorum vatandaşlar adına. Sayın Başkan da Ankara dönüşü inşallah bu konuyla ilgili bir çalışma yapar, bir kriz masası oluşturur. Çünkü artık dediğim gibi inşaatlar çoğaldıkça suyun derivasyonu, yani suyun toprağa kavuşması filan artık yağış miktarı açısından yetersiz oluyor. Bu konuda bence Dalaman Belediyesi'nde bir kriz merkezi, bir kriz komisyonu, bir operasyonel bir birimin oluşturulması bence gerekli. Efendim son olarak Dalaman Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları tarafından 20 Aralık'a kadar müracaatlar alınacak olan bir halı saha turnuvası var, geleneksel halde yapılan. Bunu tabii aslında siyasileştirmemek lazım ama şimdi Dalaman Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bunu çok gelenekselleştirdi. Yani onlar organize ediyorlar. Bu işler de yani kimin yaptığı önemli değil. Birisinin yapması önemli, bir şekilde organize etmesi önemli. Bu tabii sosyal açıdan da ilçe için, yani insanların enerjisini almak, gazını almak, sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak spor vasıtasıyla. Ya yani sporun amacı bu zaten. Hem kendilerini bu vesileyle tebrik ediyorum, hem de buradan duyurusunu yapayım. Böyle bir yaş sınırı olmayan bir halı saha turnuvası var. Ayrıca biliyorsunuz Dalaman Kooperatifi var, Dalkoop var. Sayın Sezer Durmuş özellikle bir açıklama yaptı. O açıklamayı da web sitemizdeki haber olarak yayınlayacağız. Dalkoop.com.tr üzerinden de artık e-ticarete de başladı. İnternet üzerinden alışverişi de başladı. Biliyorsunuz Dalkoop'un ürünleri hem Dalkoop'un, yani yöresel anlamda Dalaman insanların ürettikleri ürünler, hem de diğer insanların ürettikleri ürünlerin benzerlerinin diğer başka ilçelerdeki, illerdeki karşılıklı alışverişiyle yapılan bir şey. Dalaman'ın narı, Dalaman'ın narincisi, Dalaman'ın tarhana çorbası, efendim Dalaman'ın kekiği, adaçayı falan derken hep yöresel ürünler var. Bunlar artık internet üzerinden de satılabiliyor. Bununla ilgili bir duyuru var. Bunu bir belirteceğiz, insanları bilgilendireceğiz. Umarım bundan sonra bu şekilde aksamayız inşallah. Efendim 2 Aralık Cuma gününden hepinize saygılar sunuyorum. Bunu inşallah bugün Cuma akşam yetiştireceğiz. Bu şekilde aksam olmaması temennisi içerisindeyim. Arayıp soran bir şekilde ya niye yoksun, niye haberler yok filan diyen, yakın takip eden izleyiciler adına da selamlarımı, hepsine saygılarımı sunuyorum. Bu araya bir tabii yaş gününü de sığdırdık. Yani bir yaş günü de geçti 19 Kasım itibariyle. Pazara gittim. Pazarda aşırı yağış dolayısıyla çekim yapamadım ama özellikle bu mevsim dönüşü itibariyle de fiyatlarla ilgili olarak ya orada konuşarak bir çekim yapacağım ya da çekimi yapıp üzerine stüdyoda konuşarak anlatacağım inşallah. Haftaya görüşmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Dalaman TV'den hepinize selamlar, iyi akşamlar.